Bugün burada dünyayı değiştiren insanı dünyaya hediye eden Zübeyde annemizin kabri başındayız. Vefatının 101. yıl dönümünde saygıyla, rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Zübeyde hanımefendi Ehl-i Beyt soyundan gelen mübarek bir insandır. Onu anlayabilmek için bizlere bırakmış olduğu vasiyetnamesine bakmamız yeterli olacaktır. Zübeyde annemiz, sizler rahat uyun, bizler buradayız. Burada bulunan insanlar ve Genel Başkanımız Hüseyin Baş'la beraber milyonlarca insan evladının bırakmış olduğu emanete sahip çıkıyoruz. Cumhuriyetimizi ve devletimizi payidar kılmak için bizler de elimizden gelenle var gücümüzle çalışacağız. İyi ki var oldunuz, iyi ki bizlere böyle bir evlat verdiniz. Allah mekanınızı cennet, ruhunuzu şad etsin. Bizi burada buluşturan dünyanın değişimine de katkısı olan Zübeyde Hanım'ı anmak için toplandık. Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, merhum başkanımız Haydar Başbey ve onun fikir meşalesini gururla taşıyan değerli başkanım Hüseyin Baş ve değerli yol arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Tüm dünyanın hayranlık duyduğu büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bizlere armağan eden Zübeyde Hanım'ı anmak, anlamak, cumhuriyeti ve değerlerini anlamak, savunmak, korumak demektir. Öncelikle Zübeyde annemizin 101. ölüm yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Ne mutlu onun evladının sayesinde bu topraklarda özgür şekilde yaşıyoruz. Gururluyuz. Öncelikle Allah kendisine rahmet eylesin. Biz Profesör Doktor Haydar Baş'ın eseriyle kendisinin Ehl-i Beyt soyundan olduğunu, tertemiz bir soya tabi olduğunu okuduk. Değerli Profesör Doktor Haydar Baş Bey yazmış olduğu Hoş Geldin Atatürk eseriyle bu yanlışları tamamen ortadan kaldırmıştır ve onlar hakkındaki doğru bilgileri milletimize armağan etmiştir. Zübeyde annemize çok büyük bir şey borçluyuz ki bize bu kadar değerli bir insan verdiği için, atamız olduğu için. Onun yolundan her daim gideceğiz. İzinden asla ayrılmayacağız. Türk gençleri olarak Atatürk'ümüzün annesi bize böyle bir ülke bıraktığı için kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. Ne kadar muhteşem bir insanmış demek ki, böyle bir evlat yetiştirmiş. Ama dünyaya getirmesini falan kenara bırakın. Onu eğitmiş. Nasıl bir vatan sevgisi aşılamışsa artık o mayayla birlikte bu memleket kurtuluyor.